Bir son dakika bilgisi var, onu aktaralım. MİT kumpası davasında karar çıktı. 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi değerli izleyenler ve dinleyenler. MİT kumpası davasında karar, 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Devam edelim. Son dakika bilgisi önemli. MİT kumpası davasında karar çıktı. 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi MİT kumpası Fethullahçı terör örgütünün AK Parti hükümetine yönelik gerçekleştirdiği ilk silahlı terör örgütü eylemi. Ve maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki FETÖ unsurları, hatırlarsanız Milli İstihbarat Teşkilatı Türkmenlere yardım götürürken FETÖ'cü polisler, savcılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacı asker MİT tırlarını Adana'da durdurmuştu. Şimdi bu kumpasın içinde yer alan Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan böyle devam ediyor. FETÖ'nün en önemli ve tutuklu olan polisleri, kara kutuları ceza aldılar. Şimdi bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan şu an Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görevine devam ediyor. Hazırladığı iddianamede şu tespiti çok önemli MİT kumpasında. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir grup asker hükümete karşı silahlı terör örgütü eyleminde bulundu. Ve o görüntülerin hepimizin hafızasında MİT görevlilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ unsurları silah çekti. Ve bu kişiler 10 tutuklu 18 sanık yargılandı. 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi davasında bu kumpası hazırlayanlara yönelik bir ceza verildi. Evet. Artık yani bu FETÖ unsurları yargılanıyor, cezalandırılıyor ve hukuk içinde bunlar yapılıyor. Sayın Kıran, çok teşekkür ediyoruz. Son dakika bilgisiyle ilgili ayrıntıları aktardınız. Sağ olun.